Merhaba arkadaşlar. Deizm 17. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan bir anlayış. Allah'ı kabul eder, onun haricindeki kutsal olan hiçbir şeyi kabul etmez. Allah tamam vardır ama din yoktur, peygamber yoktur, kutsal kitap yoktur, vahiy yoktur. Dolayısıyla emir ve yasaklar yoktur. Her şeyden önemlisi de ibadet yoktur. Bunu iddia eder deistler. Yani bunların yaratan ama yarattıklarına hiçbir şekilde karışmayan bir Allah anlayışı vardır. Gönderdiği din, kitap ve peygamberleri kabul etmeden Allah'ı kabul etmek sanki Allah'ı kabul ediyor gibi gözükmek hissiyatını sanırım çoğunuza vermiştir. Hükümsüz kalmak Allah'a iman değildir. Bir dilekçeyi yazsanız ama altına imza atmasanız o dilekçe geçerli olur mu? Olmaz. Ama ben dilekçeyi yazmıştım diye de mantıklı bir savunma kesinlikle olmaz. Çünkü o evrak imzalanmadığı sürece yazılmış veya yazılmamış, arada bir fark yoktur. İşte bunun gibi arkadaşlar, biz Allah'ın adını anıyoruz canım, en azından inkar etmiyoruz demek Allah'a iman etmek ve ona inanmak değildir. İman ancak Allah'ın var ve bir olduğunu tasdik etmekle olur. Bazı deistler bana ben Allah'ın var ve bir olduğuna inanıyorum diye itiraz edebilirler. Fakat arkadaşım, sen Allah Teala'nın gerçek anlamda ilah ve Rab olduğunu kabul etmiyorsun. Bak, ben bunu sana öyle güncel ve apaçık örneklerle anlatacağım ki sonunda inanıyorum sen de bu deizmin ne kadar saçma ve tutarsız ve tamamen çocukça bir heves olduğuna hak vereceksin. Bir deistin Allah'a inanırım ama dine inanmam sözü, devleti tanırım ama kanunlarını tanımam demek gibi bir şeydir. Peki böyle bir şey olabilir mi? Olmaz tabii ki. Çünkü devlet kanunlarıyla devlettir. Ben devleti tanırım ama hükümeti, kuralları, adliyeyi, polisi, memuru tanımam diyen adam vatandaş değil, aslında anarşist olur. Evet, en büyük deist kimdir biliyor musunuz? Aslında en büyük deist şeytandır. Deistlerin piri odur yani. Çünkü şeytan da Allah'ı inkar etmiyor ama kanunlarını tanımıyor. Şimdi elini vicdanına koyarak söyle lütfen. Şeytan ne kadar Allah'a iman ediyorsa bir deist de ancak o kadar Allah'a inanıyordur desem Allah aşkına haksız mıyım? Biz de Allah'a inanıyoruz diyen deistlerin en büyük Allah düşmanı olan şeytanın bilerek veya bilmeyerek izinde hareket ediyor olmaları ne kadar trajikomik bir durum değil mi arkadaşlar? Ya hocam amma yaptın ha, bizi şeytanla aynı konuma getirdin demeyiniz lütfen. Çünkü durum bu. Siz Allah'a olması gerektiği gibi layıkıyla iman etmiyorsunuz. Sadece inkar etmiyorsunuz. Niçin? Çünkü elinizde inkar edecek bir deliliniz yok. İnanın şeytanın da elinde Rabbimizin varlığını inkar etmek için küçücük bir delil olsaydı bir saniye beklemezdi. Ey deist arkadaşım, şimdi sana bazı örnekler vereceğim. Ta ki saçma ve mantıksız olarak ifade ettiğim bu yolun seni aslında ne kadar komik bir duruma düşürdüğünü görebilesin. Hani sen ben Allah'ı kabul ederim ama dini, dolayısıyla dinin emirlerini, peygamberi, Kur'an'ı vesaireyi kabul etmem diyorsun ya, senin bu dediğinin şimdi vereceğim örneklerden aslında inanın hiçbir farkı yok. Devlet yol yapsın, köprü yapsın ama sonrasında bize karışmasın. Hız sınırıymış, kırmızı ışıkmış, yaya geçidiymiş, sair trafik kurallarıymış, bize hiçbir şekilde karışmasın. Veya devlet okul yaptırsın, hastane yaptırsın, her türlü altyapıyı hazırlasın ama bizden vergi istemesin. Yani devlet devletliğini yapsın ama bizden vatandaşlık beklemesin. Olur mu böyle bir şey? Elbette olmaz. Ey deistler, anlayışınızın çıktığı yer bu. Devlet yol, köprü yapıyorsa elbette buraların kurallarını da düzenleyecektir. Su, elektrik hizmetleriyle birlikte okul ve hastane yapıyorsa devlet mutlaka vergi de toplayacaktır. Okul ve hastanelerdeki düzeni sağlayacak kuralları da o devletin mutlaka koyması icap eder. Deistler kural tanımaz, anarşist görüntüsü verirler. Çünkü bu anlayış der ki firma benim maaşımı düzenli olarak versin ama bana karışmasın ve benden bir iş de beklemesin. Yahut ev sahibi ev sahipliğini gerektiği gibi yapsın. Çay, kahve, meyve vesaire ne gerekiyorsa fazlasıyla ikramda bulunsun ama benden de misafirleri olarak hiçbir nezaket beklemesin. Dingo'nun ahırındaymışım gibi yaptığım hareketlere de ses çıkarmasın. Onlar sevgili arkadaşlar elbette yüksek sesle böyle demiyorlar ama peşinden gittikleri deizm anlayışı aslında bunu gerektiriyor. Deistler aynı zamanda aynı babam bana harçlık versin, her türlü ihtiyacımı karşılasın ama bana karışmasın diyen haylaz bir çocuk gibi. Babam bana karşı babalık görevini hakkıyla yapsın ama benden evlatlık beklemesin. Böyle bir şey akıl ve mantıkla bağdaşır mı değerli arkadaşlarım? Akıl ve mantığı bırakın, böyle bir durum insanlıkla bağdaşmaz. Allah Allah'lığını yapsın, her şeyi yaratsın, yeri göğü yapsın, yazı kışı getirsin,
geceyi gündüzü oluştursun, yeryüzünü bir nimet sofrası gibi yapıp önüme koysun, ama benden bir şey beklemesin. Yaşamam için gerekli olan ne varsa Allah hepsini bana versin, ama benden de hiçbir şey istemesin. Oh ne âlâ dünya. Ey deist arkadaşım, ben senin bu anlayışta samimi olduğuna ancak bir şekilde ikna olurum. O da şu: sen Allah beni yaratsın ama din ile emir ve yasaklarla bana karışmasın diyorsun ya, eğer devlete karşı, babana karşı ve çalıştığın firmaya karşı da aynı tavrı gösteriyorsan seni tebrik ederim. Sen gerçekten samimi bir deistsin. Çok büyük bir yanlış içerisindesin ama bu gittiğin yolda gerçekten samimisin. Ama yok, sen devletin, çalıştığın iş yerinin veya okuduğun okulun koyduğu kanun ve kurallara titizlikle uyuyorsan, o zaman kusura bakma, sen bu davanda samimi değilsin. Çifte standart yapıyorsun. Devletin, iş yerinin veya okulun kurallarına eyvallah, ama iş Allah Teala'ya gelince ey Allah'ım sen bana karışamazsın. Sana herkes karışır ama bir tek seni yaratan Rabbin karışamaz. Öyle mi? Çok vahim. Deist arkadaşım, şimdi bu yolun ne kadar tutarsız ve düşünüldüğünde insanı komik duruma düşüren çarpık bir anlayış olduğunu anlayabildin mi? Senin dilin varmıyor ama ben söylemekte bir beis görmüyorum. Deizm aslında Allah'a karşı ibadetlerinde çok eksik olan insanların kendini avutma metodudur. Deizm bir Müslümanın dinini yaşamada şeytan ve nefsine mağlup olduğunun itirafıdır aslında, ama gelin görün ki affinli bir sözcükle. Dolayısıyla kendimizi kandırmaya gerek yok. Deizm bir inanç veya bir fikir akımı değil, Rabbimize karşı kulluktaki eksikliğimizin bir kılıfıdır. Lütfen kendimizi aldatmayalım. Çünkü iyi bilelim ki aldatan aslında aldanandır.